Size Türklerin elinden çıkmış bir Max Payne olduğunu söyleseydim bana ne derdiniz? Muhtemelen hadi lan oradan şeklinde tepkiler ile karşılaşırdım çünkü Max Payne ismi gerçekten devasa. Her ne kadar benim bahsettiğim oyun tam olarak bir Max Payne olmasa da fazlasıyla benzer yönleri olduğu için yıllarca Türklerin Max Payne'i şeklinde akıllara kazındı. Uzun süredir oyunlarla içli dışlı olan biriyseniz muhtemelen hangi oyundan bahsettiğimi çoktan anlamışsınızdır. Evet, Pusu Uyanış. Bundan 20 yıl önce çıkmış, tamamen kendi oluşturduğu bir oyun motoruyla yapılmış, içerisinde bolca Türk motiflerine rastlayabileceğiniz ve dönemi için büyük ses getiren bir oyundu. İşte bu videoda sizlere Türklerin Max Payne'i Pusu Uyanış'ın baştan sona hikayesini anlatacağım. Eğer hazırsanız ben Enes Hap ve iyi seyirler dilerim. Hikayemizin baş kahramanları Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel, oyun geliştirmeye ilk adımlarını attıklarında takvimler 1996'yı gösteriyordu. 96 senesi oyun geliştirmek için gerçekten çok uğraşmanız gereken bir seneydi. Özellikle Türkiye'de daha oyun sektörü diye bir kavram oluşmamış ve kaynakların bugünkü kadar fazla olmadığı o dönemlerde oyun geliştirmek gerçekten büyük bir emek istiyordu. Günümüzde bile kaç yaşına gelmişsin hala oyun mu oynuyorsun şeklinde sistemlerle karşılaşıldığını düşünürsek, buna 20 yıl önceki oyun sektörü hakkında insanların görüşlerini sizin yaratıcılığınıza bırakıyorum. Lisede ufak tefek programlama öğrenen Cem ve Hakan ikilisi 96 yılında oyun geliştirme hevesiyle ilk adımlarını atmaya karar verdiler. O zamanlar büyük bir keyif oynadıkları Command & Conquer isimli bir strateji oyununa benzer bir iş ortaya koymak istiyorlardı ve bunun için kendileri gibi meraklı kişileri toplayıp kolları sıvadılar. Alexis ismiyle geliştirilen bu proje yaklaşık 1 yıl süren geliştirme aşamasından sonra ekip içine çıkan bir takım problemler dolayısıyla iptal oldu. 2000 yılında ise ikili tekrar bir oyun yapmaya karar verdiler. Bu sefer öncekinin aksine strateji değil bir FPS oyunu olacaktı. Dönemin baba oyunları Doom, Quake ve Half-Life onları çok etkilemiş yapımlar olsalar da ilham kaynağı olarak yeni çıkan Deus Ex'i aldılar. Pusu'nun ilk adımları da böyle atılmaya başladı. Hakan Yüksel ve Cem Uzunlar'ın hayalleri tabii ki her oyun geliştiren kişi gibi büyüktü. Dünya çapında ses getirecek, Türkiye'de oyun sektörünü oluşturacak bir projeyi ortaya koymak istiyorlardı. Hatta öyle büyük hayalleri vardı ki bu ikilinin, oyun hakkında inanılmaz detaylar planlamışlardı. Mesela oyun karakterimiz vurulduğu kısma göre farklı tepkiler verecekti. Örneğin kolundan vurulduysa nişan alma kabiliyeti düşecek, bacağından vurulduysa yürüme hızı yavaşlayacak ve zıplama yetisini kaybedecek, göğsünden ve kafasından vurulduysa direkt ölecekti. Bunun yanında karakterin psikolojisi de doğrudan oyunu etkileyebilecekti. Eğer heyecanlanırsa nişangah titreyecek ve adam vurmamız zorlaşacak, çatışma esnasında çok gerilirse elinden silahı düşürecekti. Ayrıca bir envantere sahip olacaktık ve bu envanterde ne kadar çok eşya taşırsa karakterimiz de o kadar ağırlaşacak ve dolayısıyla yavaş yürümeye sebep olacaktı. Göreve gitmeden önce çelik yelek almamız gerekecek. Görev sonrasında da sokakta dolaşacaksak sivil giymemiz gerekecekti. Tüm bunlara ek olarak görevlerde seçimlerimiz doğrultusunda değişebilecekti. Mesela bir kovalama görevine girdiğimizde eğer düşmanın arabasının lastiğine ateş edersek görev direkt tamamlanacaktı. Ama ateş etmek yerine kovalamaya başlarsak bu sefer görev daha da uzayacaktı ve ummalı bir kovalama yaşayacaktık. Bir de bu tarz şeylerin yanında dünya bomboş olmayacaktı. Yaşayan canlı bir İstanbul oyunu entegre edeceklerdi. Yani anlayacağınız Pusu simülasyon oyunlarında gördüğümüz birçok özelliği FPS oyununa yükleyecekti ve gerçekçiliğe fazlasıyla önem veren, dikkat çeken bir yapım olacaktı. Ama tabii ki bu kadar şey yapmak için de büyük bir bütçe gerekliydi. Projenin ilk adımlarını atmaya başlamadan önce Üçtaş Eğlence isimli bir oyun stüdyosunu kurarak işlerini resmileştirdiler ve her şey başladı. Cem ve Hakan ikilisi Pusu'yu geliştirmek için bir oyun motoru arayışına girdiler ama sektördeki oyun motorları kendi istedikleri şeyleri yapmaya olanak tanımıyordu ve fazlasıyla pahalıydı. İşte tam burada Cem Uzunlar büyük bir sorumluluk alarak kendi oyun motorlarını yapmaya karar verdi. 20 yıl öncesi için bu hareket gerçekten cesaret isterdi çünkü dediğim gibi kaynaklar oldukça kısıtlıydı. Hazır bir kütüphane kullanarak gerekli şeyleri bulamıyordunuz. Sıfırdan öğrenmesi gerekiyordu Cem abinin ve bunu başardı. Oyunun ilk demoları yayınlandığında motor büyük övgüler topladı ve rakiplerine göre gerçekten iyi görüldü. Bir yıl boyunca geliştirme süreci sıkıntısız ve verimli bir şekilde ilerledi. Bu sırada oyunun ilk demosunun duyurusu da yapıldı ve MediaVision isimli bir şirket oyunu hem ortak olarak hem de sponsor olarak desteklediklerini açıkladı. Bu firmaya ek olarak Avustralyalı bir firma da yayın hakları için 30 bin dolar teklif verdi ama ikili oyunun %100 yerli olmasını istedikleri için kabul etmediler. 2001 yılında Pusu için büyük bir gelişim olmadı ama ara ara eklenen ekran görüntüleri hariç dolu geçen bir sene değildi. Zaman ilerledikçe de Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel az önce anlattığım kadar detaylı bir oyun yapmaya bütçelerin yetmeyeceğini, dolayısıyla da akıllarındaki projeyi tam anlamıyla ortaya koyamayacaklarını anladılar. Oyunu planlanan ilk çıkış tarihi 2002 Eylül'e yetiştiremediler ve oyun fazlasıyla ertelendi. Bu erteleme esnasında da boş durmadılar tabii. Oyunun animasyon tarafında çalışacak Yoğurt Teknolojiler isimli bir firmayla anlaşma yaptılar ve oyuna ortak ettiler. Bu yeni ortak ile geçen geliştirme sürecinin ardından artık ortaklar arasında alınan bir kararla mı yoksa maddi imkansızlıklardan dolayısıyla mı bilinmez, yapılan ilk kapsamlı röportajda oyunun planlandığı üzere FPS değil third person kamerayla oynanacağı ve hikaye anlamında da önemli bir takım değişikliklere gidildiği açıklandı. Aradan geçen epey uzun ve bolca uğraştırıcı zamanların ardından Pusu takvimler 19 Mayıs 2005 yılını gösterdiğinde piyasaya tam anlamıyla çıkışını yaptı.
Oyunun bitmiş hali, başlarda planlanan o devasa gerçeklik ögelerinden uzak, third person ve oldukça basit, çizgisel bir haldeydi. Yapımcı ikili başlarda planladıkları gibi bir oyun ortaya koyamamışlardı belki ama Türk oyun sektörü için gerçekten büyük bir adım atmışlardı. Oyun inceleme siteleri ve dergileri genel olarak oyunu beğendiler. Hatta Türk yapımcılara biraz kıyak geçerek yüksek puan verdiler ve daha fazla kişinin oyunu alıp oynamasını sağladılar. Pusu çıktığı dönemde raflarda yerini 20 TL'lik bir fiyat bandıyla aldı ve finalde toplam 10.000 kopya satarak zamanının en çok satan Türk oyunu unvanını aldı. Hikaye olarak ana karakterimiz Fatih'in babasının sekreteri Aylin'den aldığı bir sesli mesajıyla başlıyor. Aylin'in söylediğine göre babası ortalıktan şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Fatih de babasını aramak için İstanbul'a dönüyor ve babasının evinde ufak çatışmaya girerek hikayeye başlıyor. Bu metni yazmadan önce oyundan kayıt almak için indirdim ve yaklaşık yarım saat oynadım. Öncelikle söylemeliyim ki oyun oldukça çizgisel ve basit ilerliyor. A noktasından B noktasına kadar giderken sağdan soldan çıkan ve sürekli aynı cümleleri söyleyen, sürekli kendini tekrarlayan tasarımlara sahip düşmanları vurduğumuz, yaratıcılıktan uzak bir yapım. Fakat bu tarz sorunları 2005 kafasıyla incelediğimizde çok da önemli durmuyor. Zaten oyunda kullanılan seslerin sahipleri de piyasada çokça iş yapmış, herkesin mutlaka duyduğu kişiler olduğu için oyun bir taraftan kötü gözükse de diğer taraftan onu toparlıyor ve bir şekilde oyuncuların gözüne girmeyi başarıyordu. Beynini tak! Aylin? Fatih neredesin? Oyun her ne kadar 10.000 satışa ulaşmış olsa da ikiliyi zengin etmedi ve onlar oyun geliştirmeye devam ettiler. 2000'li yılların başlarında böyle bir projeye girişerek 2023 yılında bile anlatacak bir hikaye ortaya koydukları, Türk oyun sektörü için önemli bir adım attıkları ve birçok oyun geliştiricisi için ilham kaynağı oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendileri günümüzde ise hala oyunlar ile ilgileniyorlar. Cem Uzunlar bir dizi mobil oyun geliştiren Good Job Games isimli bir firmada CTO iken Hakan Yüksel ise Vertigo Games'te kullanıcı deneyimi alanında danışmanlık hizmeti veriyor. Evet işte Türklerin Max Payne olarak bilinen Pusu'nun hikayesi bu kadardı. Beğendiyseniz beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelebilir ve Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.